İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki depremden sonra Haycanpa örgütü yardım eli uzatmaya hazır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Artsakh ablukasına karşı karar taslağı. Brian May, uluslararası toplum Ermeni halkının güvenliğini sağlamak için her şeyi yapmalıdır. İkinci Ermenistan Cumhuriyeti uçağı insani yardımla Halep Havaalanı'na indi. Batı Ermenistan, Aintab. Deprem sonrası Aleksandret İskenderun'da deniz suları yükseldi ve şehri su bastı. Artsakh'ın tehlike altındaki Ermeni Hristiyan mirası adlı İngilizce kitap albümü yayınlandı. Batı Ermenistan'daki depremden sonra Haycanpa örgütü yardım eli uzatmaya hazır. Gelin birlikte hareket edelim. Batı Ermenistan Ermenileri kaderlerini kendi ellerine almak için birleşiyorlar. Batı Ermenistan'ın evlatlarını destekleyelim. 27 Eylül 2020'den itibaren her yerde Ermenilerin hayatı tehdit ediliyor. Artsakh'taki Ermeni katliamları birkaç bin kurban, 5 ile 6 bin ve yaralı 10 bin ile sonuçlandı. Dolayısıyla bu karşı karşıya olduğumuz bir ulusal güvenlik meselesidir. 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın kararı ile Batı Ermenistan, Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlamak yükümlülüklerini tam olarak üstlenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde Aintab merkezli 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde birkaç bin kişi öldü. Haycanpa örgütü de dahil olmak üzere Batı Ermenistan'ın insani yardım yapıları her zaman olduğu gibi yardım etmeye hazır. Her türlü yardıma açığız. Yanımızda olun, kurbanların yakınlarının ve mağdurların yanında olalım. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki iki partili koalisyonu, Kongre'nin Ermeni Komitesi önderliğinde 8 Şubat'ta Artsakh ablukasına karşı bir karar taslağı sundu. Karar, Bakü'nün Artsakh'ta 2 aydır devam eden ablukayı sona erdirmesi için ABD'nin Azerbaycan üzerindeki baskısını artırmayı amaçlıyor. Kongre Ermeni Komitesi eş başkanı Frank Pallon, meslektaşlarına hitaben yazdığı bir mektupta şunları kaydetti. Aliyev rejimi, yerli Ermeni nüfusu Artsakh'tan çıkarmak ve onları atalarının topraklarında özgürce, demokratik ve onurlu bir şekilde yaşama fırsatından mahrum etmek için kasıtlı adımlar atıyor. Bu, göz ardı edemeyeceğimiz açık bir etnik temizliğin işareti. Amerika Birleşik Devletleri derhal harekete geçmeli ve koridoru yeniden açmak için mevcut tüm diplomatik araçları kullanmalıdır. Karar kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Artsakh'taki insani krizin kötüleşmesini önlemek için ABD yönetimine 5 pratik adım önerecek. Bunlar aşağıdaki gibidir. Azerbaycan'ın savaş suçlarını soruşturmak için uluslararası mahkemelere başvurmak, Artsakh makamları da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla Berdor yolunda uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılmasını sağlamak için işbirliği yapmak, Azerbaycan'a yönelik herhangi bir ABD askeri veya güvenlik yardımını derhal sonlandırmak ve 907. Özgürlükleri Destekleme Yasası'ndaki değişikliği uygulamak, Artsakh ablukasından ve diğer insan hakları ihlallerinden sorumlu Azerbaycan yetkililere yaptırım uygulamak, Azerbaycan saldırganlığından muzdarip Artsakh Ermeniler için kalıcı ve uzun vadeli Amerikan sürdürülebilir insani yardım ve kalkınma desteği programı geliştirmek. Batı Ermenistan, ABD'li ortaklarımızın açıklamalarını olumlu değerlendiriyor ve uluslararası toplumu bu konuda net adımlar atmaya çağırıyor. Armen Press'in bildirdiğine göre Kanada Parlamentosu üyesi ve Kanada Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Brian May şu açıklamada bulundu. Artsakh vatandaşlarının maruz kaldığı insani krizi yakından takip ediyorum. Azerbaycan saldırganlığı binlerce Ermeni evlerini terk etmeye zorladı ve onları gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktı. Tüm hükümetleri bu acil insani krizi ele almak için derhal harekete geçmeye, şiddeti sona erdirmeye ve yerinden edilmiş tüm insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine imkan vermeye çağırıyorum. Uluslararası toplum, Ermeni halkının haklarına saygı gösterilmesini ve güvenliklerinin korunmasını sağlamak için her şeyi yapmalıdır.
Marianne May yaptığı açıklamada Azerbaycan makamlarına da Berzor yolunun yeniden açılması çağrısında bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Kanada Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Dostluk Grubu Başkanı, Kanada Parlamento Üyesi Brian May'in açıklamasını olumlu değerlendirerek, Dost Kanada ile ilişkilerimizi iki halkı birbirine bağlayan tarihi olaylara dayanarak sürdürdüğümüzü de ifade etmek isterim, dedi. Sana Ajansı'nın verdiği ve Armen Press tarafından aktarılan habere göre depremden etkilenen Suriye'ye insani yardım taşıyan ikinci Ermenistan Cumhuriyeti uçağı Halep şehrine indi. Bu konuda 8 Şubat'ta Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Suriye'ye insani yardım gönderdiğini duyurdu. 30 tonluk insani yardım gıda, ilaç ve tıbbi malzeme içeriyor. Organizasyon çalışmalarına İçişleri Bakanlığı Kurtarma Servisi destek verdi. Batı Ermenistan, trajik deprem için Suriye'nin dost halkını destekliyor. Acınızı paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli yardımı yapmaya hazırız. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle Kilikya Krallığı döneminde Ermenistan Katolikosluğu'nun ikametgahının bulunduğu tarihi Aintab, Antep Kalesi yıkıldı. 1915-1922 yılları arasında Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit, Ermenilerin damgasıdır. Birkaç yıl içinde Ermeniler tarihi vatanlarını ve yaklaşık 2 milyon canlarını kaybettiler. Yaklaşık yarım milyon kilometre karelik tarihi vatanımızda sadece birkaç yerleşim yeri Türklere karşı isyan etti. Ermenilerin kolektif çıkarlarını değil, sadece var olma mücadelesini dikkate alarak çoğu örgütsüz farklı zamanlarda isyan ettiler. Jön Türklerin planlarına isyan eden birkaç yerleşim yerinden biri Aintab'tı. Aintab güzel bir şehir. Fırat Nehri'nin bir kolu olan Sacur Nehri'nin kıyısında Kilikya sınırında yer almaktadır. 1915'te Aintab'ın yaklaşık 50 bin nüfusu vardı ve Ermeniler yaklaşık 20 binlik nüfusuyla açık bir çoğunluk oluşturuyorlardı. Geri kalanlar Türkler, Kürtler ve Araplardı. Şehirde 6 Ermeni kilisesi, 18 Ermeni okulu, Amerikalı misyonerlerin kurduğu ve öğrencilerinin çoğu Ermeni kadınlardan oluşan bir kız okulu ve bir ruhban okulu bulunuyordu. Tarih, geleceğin varlığı için geçmiş aracılığıyla bugünün yaratılmasıdır. Batı Ermenistan topraklarımızda meydana gelen olayları takip ediyor, çeşitli bilgi akışlarıyla maddi ve kültürel kaybın boyutları belirleniyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden 10 il etkilendi. Kilikya Ermenistan'ın Hatay ili depremden en çok etkilenen ve can kaybının en fazla olduğu yer oldu. Aleksandret, İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri sular altında kaldı. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin üzerinden iki gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti. Bölgede binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan vatandaşlar yardım bekliyor. Özellikle Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Hatay ve Samosat, Adıyaman illerinde arama kurtarma çalışmalarının oldukça geç kaldığı, halkın kadere bırakıldığı, terk edildiği ve çaresiz kaldığı durum acı bir şekilde not edilmelidir. Can kaybı sayısının çokluğu bununla da açıklanıyor. Bu arada her iki ilde de oldukça fazla sayıda Ermenilerden ölenler de var. Resmi kaynaklar bu konuda sessiz kalıyor. Geçen yıl başlatılan Ermeni kültürünü yaygınlaştıran yabancı dilde edebiyatın yayınlanması adlı hibe programı çerçevesinde Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Artsakh'ın tehlike altındaki Ermeni Hristiyan Mirası başlıklı İngilizce kitap albümünü yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Armen Press'e aktarılan bilgiye göre kitap vakfın bilim kurulu güvencesiyle ve sanat tarihi profesörü Talin Grigor'un editörlüğünde yayınlandı. Kitabın yayınlanmasının amacı Ermeni kültürünü Ermenistan Cumhuriyeti sınırları dışında yaymak ve yaygınlaştırmak.
tarihsel ve yasal çarpıtmalar ile yanlış bilgilerin yayılmasına son vermektir. Batı Ermenistan, sıradaki bu başarılı kitap vesilesiyle Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın tüm personelini tebrik ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ofelia Hamparsumyan tarafından seslendirilen ve 1907-1989 yılları arasında yaşamış Aşu Aşot'un Karune adlı eserini sunuyoruz. Anklam saru zorera, sirta şoyen povera, soveri heçe şanca, ansan cahe orera, anklam saru şayem havere soğeri heç şunca ansanca hem eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.